Songuç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Geldi çattı yazılı haftası. Bizler sizler için, öğretmenleriniz size neler sorabilir? Oturduk, düşündük, taşındık ve bomba gibi bir yazılı kampıyla karşınıza çıktık diyelim. Bugün coğrafya olarak biz sizlerle birlikte önce güzel bir tekrar yapacağız. Ardından öğretmenleriniz sizlere neler sorabilir? Onunla ilgili de güzel, klasik hem de o ortak sınavlar için çoktan seçmeli sorular hazırladık diyelim. O zaman hadi bakalım bu yazılıda bizleri neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi yazılı kısmına baktığımızda, şöyle içindekiler kısmını açtığımızda, bu videomuzun ismi 100 aldıran video. Yani bir sonraki hafta ders videolarımız yayınlandığında o yorumlar kısmında sizden şunu duymak istiyoruz: hocam matematik sınavım çok güzel geçti, fizik sınavım harika geçti, coğrafya sınavım çok güzel geçti. Bu cümleleri sizden duymak istiyoruz. İnşallah da bunları duyacağız diyelim. Peki bu video içeriğinde bizler sizlerden nelerden bahsedeceğiz diyebiliriz. Öncelikle öğrenci notları diyeceğiz. Yani bu yazılıda hangi konular var? Bu konularda önemli olan kısımlar neler? Onlarla ilgili güzel hap bilgiler de vereceğiz ve aynı zamanda o tekrarımız bittiğinde açık uçlu hem de o ortak sınavla ilgili klasik sorularımız ve bununla birlikte çoktan seçmeli sorularımız yer alacak ve ortak sınav provası da olacaktır diyebiliriz. Ve şuna da dikkat edelim. Bizim bu birinci dönem birinci yazılı ile ilgili size çok güzel bir kitap hazırladık ve bu kitabı temin ettikten sonra arka kapakta bir etiket var. O etiketi kazıyorsun ve orada bir kod var. Koda ulaşıyorsun. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazılı notları kitabımızdan MEP ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TAS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazılı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğümüz aktivasyon kodunu TAS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılılarda başarılar. O zaman hadi bakalım coğrafyada birinci dönem birinci yazılıda bizi hangi konular bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi birinci ünite doğal sistemlerdi. Bu ünite içeriğinde bizi yazılıda karşımıza çıkacak kısım dünyanın tektonik oluşumu var. Jeolojik zamanlar var. Onun dışında kayaçlar var. İç kuvvetler var ve dış kuvvetler var. Tekrar söylüyorum. Dünyanın tektonik oluşumu var. Onun dışında jeolojik zamanlar, kayaçlar, iç kuvvetler, dış kuvvetler, Türkiye'de iç kuvvetler kısmı yer almakta. Hemen şöyle birinci kısım, yerin iç yapı dediğimiz zaman 3 tane katmanımız vardı. Bunlardan birincisi yer kabuğu, yani diğer ismiyle litosfer, ikincisi manto, üçüncüsü ise çekirdek olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ve burada bilmen gereken en önemli şey yerin en ince katmanı litosferdi. Ve litosfer ikiye ayrılıyordu, hatırla. Bunlardan bir tanesi siyal kıtasal kabuk, bir tanesi ise sima okyanusal kabuktu değil mi? Siyal silisyum ve alüminyum vardı. Sima ise silisyum ve magnezyum yer almaktaydı ve ortalama kalınlık 33 kilometre olarak ifade edilmekte. Yoğunluk siyalde 2.7, simada ise 3 ile 3.3 gram bölü santimetre küp arasında değişmekteydi. En geniş hacme sahip olan katmanımız ise mantodur. Bak, en kalın katman demiyorum. Ne diyorum? Yer hacminin en fazla olduğu katman diyorum. Bu manto tabakası ne için önemliydi? İç kuvvetler kaynağını buradan alıyordu. Isınan magma yükseliyordu ve bizim litosferimize çarpıyordu. Litosferimizi hareket ettiriyordu. Ve mantoda meydana gelen bu ısınan magmanın yükselip fokurdayıp yukarıya doğru çıkması konveksiyonel hareketlerdir. Bu hareketler iç kuvvetlerin kaynağını almasında etkilidir diyebiliriz. Yoğunluk 5-6 gram bölü santimetre küp arasında değişiklik göstermekteydi. Ortalama kalınlık 33 kilometreden başlayıp 2900 kilometreye kadar gidiyordu. Yerin
en kalın katmanı, bak bunu unutma işte. Bak, en geniş hacimle en kalın katman aynı kavramlar değilmiş. Yerin en kalın katmanı çekirdektir. 2900 kilometreden başlayıp 6378 kilometreye kadar uzanır. Ve biz buraya ne diyorduk? Nife katmanı diyorduk. Neden peki? Çünkü bünyesinde bol miktarda nikel ve bol miktarda demir elementi vardı. Yoğunluk 10-13 gram bölü santimetre küp arasında değişmekteydi. O zaman litosfer, manto, çekirdek, bunlar cep. Devam ediyoruz. Biz litosferden başlayıp çekirdeğe kadar yerin iç kısmına doğru indiğimizde sıcaklığımız artar, basıncımız artar ve yoğunluğumuz artar. Buna da şöyle bir yıldız koyalım. Belki soruda karşına klasik anlamda gelebilir. Şimdi dünya 4.6 milyar yıl önce kızgın gaz ve toz bulutlarının sıkışmasıyla birlikte oluşmuş, kendi ekseni etrafında hareket etmesiyle birlikte de şu anki şeklini almış. Ve dünya 4.6 milyar yıl önce oluştu ya, günümüze kadar geçen süreçte başından birçok badireler atlatmış. Yani bunu bir sizin işte o doğumdan bu yaşınıza gelen kadar süreç olarak düşünebilirsiniz. Bebeklik süreciniz vardı, orada bazı yapmış olduğunuz faaliyetler vardı. Çocukluk süreciniz vardı, ergenlik süreciniz var ve her dönemin kendine ait özelliği var mıdır? Vardır. İşte dünyayı da biz böyle dönemlere ayıracağız ve bu dönemler içerisinde en uzun süren dönem Prekambriyendir. Genel itibariyle 4 milyar yıl sürdüğü ifade edilmekte. Burada çok bir hareket yok. Bir diğer dönem ise Paleozoik'tir. Paleozoik'te dünya tek bir kara kütlesiydi. Pangea. Pangea'yı çevreleyen bir okyanus vardı. Pantalassa'ydı. Ve bu dönemde taş kömürü yatakları oluşmuştur. Ve Paleozoik yaşlı arazilere biz masif arazi diyeceğiz. Yani birinci jeolojik zaman yaşlı arazilerdir. Mezozoik'e geldiğimiz zaman sevgili arkadaşlar, bu dönemde Pangea parçalanıyor. Laurasya ve Gondwana diye iki parçaya ayrılıyor. Araya da Tetis Denizi sokuluyor. Bu dönemi karakterize eden en önemli canlılar kimdir dediğimizde dinozorlardır diyebiliriz. Ortalığın karıştığı dönem Senozoik'tir. Bu dönemde Alp Himalaya orojenezi meydana geliyor ve Türkiye arazisinin büyük bir bölümü bu dönemde oluşuyor. Kuzeydeki Kuzey Anadolu dağları ile güneydeki Toros dağları bu dönemde oluşmuştur. Bizim ülkemizde bor, tuz, lignit, petrol yatakları bu dönemde meydana gelmiştir. Aynı zamanda dünya ana görünümünü bu dönemde kazanmış ve Atlas ve Hint okyanusları da oluşmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte bu dönemde şöyle şiddetli volkanizma faaliyetleriyle birlikte buzul devirleri de yaşanmıştır diyebiliriz. Ve bunun dışında dönemin sonuna doğru iklimler ve ilk insan ortaya çıkmıştır diyebiliyoruz. Şimdi dünya tek bir kara kütlesi değildi. Bunu birbirine bağlayan irili ufaklı birçok parça vardı ve bu dünyanın şu anki görünümünü kazanmasıyla ilgili ortaya atılmış teorilerden bir tanesi Alfred Wegener'in kıtaların kayması teorisiydi. Bu Alfred Wegener ne diyordu? Dünya tek bir kara kütlesi değil, bunu birbirine bağlayan parçalar var ve bu parçalar birbirinden uzaklaşmış ve şu anki görünümünü almıştır diyordu. Ama Alfred Wegener'in açıklayamadığı neydi? Alfred Wegener'in açıklayamadığı bu parçaların nasıl hareket ettiğiyle ilgili. Ve Alfred Wegener'in bu kıtaların kayması teorisi ilerletilerek levha tektoniği teorisi adı altında yeni bir teori ortaya atılıyor ve diyor ki bu adamlar Alfred Wegener gerçekten doğru söylüyordu. Evet, dünya tek bir kara kütlesi değil. Dünyayı birbirine bağlayan irili ufaklı parçalar var ve biz bu parçalara levha ya da diğer ismiyle plaka diyoruz. Ve bu levhalar o yerin alt kısmında manto dediğimiz katmanın içerisindeki magmanın üzerinde yüzer bir vaziyette. Ve bazı levhalar birbirinden uzaklaşıyor. Bazı levhalar birbirine böyle yaklaşıyor. Bazı levhalar ise yan doğrultuda birbiriyle yer değiştiriyor. Mesela şuraya baktığımız zaman Hint levhası ile Avrasya levhasının birbirine doğru yaklaşmasıyla bu alanda Himalaya dağlarının oluştuğunu söyleyebiliriz. Atlas okyanusunun ortasına baktığımızda burada ise iki tane levhanın birbirinden uzaklaşmasıyla birlikte okyanus orta sırtları görebilmekteyiz. Afrika'nın doğusuna baktığımızda birbirinden uzaklaşan iki tane levhaya bağlı olarak Rift Vadisi'nin bulunduğu alanı görebiliriz. O zaman şunu unutmayalım. Levhaların hareketiyle birlikte bu sınırlarda hem deprem, hem volkanizma, hem de sıcak su kaynakları yaygın olarak görülmektedir diyebiliriz. Peki Türkiye arazisine baktığımızda Türkiye arazisinde Anadolu levhası her yıl batıya birkaç santim hareket etmekte. Bu hareketi sağlayan kuzey de
Avrasya levhası, güneyde şu alanda Arap levhası ve gene güneyde Afrika levhasıdır diyebiliriz. Belki öğretmenin bu noktada sana bunu soru olarak sorabilir. Yani der ki Türkiye arazisinin oluşumunda etkili olan levhalar nelerdir yazınız dediğinde kuzey üst kısımda kocaman bir Avrasya levhası. Aha da şu levha Avrasya levhasıdır. Güneyde Arap levhası ve güneyde gene Afrika levhasının hareketiyle birlikte Türkiye arazisi her yıl batıya doğru hareket etmektedir. Geldik kayaçlara. Kayaç nedir dersek bir ya da birkaç mineralin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonucunda oluşmuş sert kütlelerdir. Biz bunlara taş diyebiliriz ve kayacı inceleyen bilim dalı nedir dediğimizde petrografi olarak ifade edilmekte. Ve kayaçlar oluşum özelliklerine göre magmatik kayaçlar yani katılaşım kayaçları, tortul sedimenter, başkalaşım metamorfik olmak üzere üçe ayrılır. Magmatik kayaçlardaki etken kimdir dersek magmanın soğuması. Magma nerede soğuyabilir? Ya yeryüzeyine çıkıp soğuyabilir, o zaman yüzey kayaçlarını oluştururdu. Ya da yerin derinliklerine sokulup soğuyabilir, o zaman da derinlik kayaçlarını oluşturuyor. O zaman ben şuraya şöyle bir hemen şöyle üst tarafa hatta şurayı da sileyim. Şu kısma şöyle bir volkanik dağ çizelim arkadaşlar. Şöyle geldim. Şuraya şöyle bir volkanik dağ çiziyorum. Şimdi yerin altında yüzeye, yer yüzeyine çıkmak için uğraşan, kızgın, akışkan bir neyimiz var? Magmamız var arkadaşlar. Bakın şimdi. Magma eğer ki bu çatlak alandan şöyle yüzeye çıktı ve yüzeyde soğursa bu sefer yüzey kayaçlarını oluşuyor. Granit, siyenit, diorit, gabbro dediğimiz derinlik kayaçları ise yeryüzeyine çıkamayıp şu noktada yeryüzeyine yakın yerlere sokulup soğumasıyla birlikte oluşuyor. O zaman derinlik kayaçlarında granit, siyenit, diorit ve gabbro var. Yüzey kayaçlarında ise bazalt, andezit, obsidiyen ve tüf var diyebiliriz. Tamam mı çocuklar? Devam ediyorum. Tortul kayaçlarda ise olay dış kuvvetlerdi değil mi? Dış kuvvetler ne yapıyor? Malzemeleri aşındırıyor. Belirli bir yere kadar taşıyor. Ve daha sonra bu aşındırıp taşıdığı malzemeleri herhangi bir alanda biriktiriyor. Ve bu şekilde tortul ya da sedimenter kayaçlar oluşuyor. Şunu unutmayalım. Tortul kayaçlar tabakalı bir yapı gösterir. Yani katman katmandır ve ben bu tabakaları ne yapabilirim? Net bir şekilde görebilirim. Bununla birlikte o tabakalar arasında herhangi bir hayvan kalabilir, patates olur ve bunu yıllar yıllar sonra biz bulabiliriz ve tortul kayaçlar bünyelerinde fosil barındırıyordu. Ve bu fosile bağlı olarak biz o alanın geçmiş dönemde nasıl bir yer olduğunu bulabiliriz. Mesela İç Anadolu'da Ankara'ya gittiğiniz zaman Meytan'ın güzel bir müzesi var. Ve İç Anadolu bölgesinde Ankara çevresinde bulunmuş olan denizel canlılarına ait kalıntılar var. O zaman benim burada nasıl bir yorum yapmam lazım? O zaman bunlar burada tortul kayaçların içerisindeki fosilleri bulmuşlar. Ve bu fosilleri bulduğunda Ankara ve çevresinde deniz canlılarına ait kalıntılar varsa buranın eskiden nerede olduğunu gösterir. Deniz tabanında olduğunu gösterir. Ve tortul kayaçlarımız fiziksel, kimyasal, organik olmak üzere üçe ayrılacaktır. Fiziksel tortul kayaçlarda parçalanma var. Kum taşı, çakıl taşı, kil taşı. Kimyasal tortul kayaçlarda erime var. Kalker, kireç taşı, jips, alçı taşı, kaya tuzu. Organik tortul kayaçlarda ise bitki ve hayvan kalıntıları vardı değil mi? Turba, kömür, taş kömürü, lignit, antrasit. Bunların hepsi de organik tortul kayaç olarak ifade edilmekteydi. Başkalaşım, metamorfik. Bizim magmatik kayaçlarımız var. Tamam. Bir de tortul kayaçlarımız var. Evet. Bu kayaçlar yüksek sıcaklık ve yüksek basınç altında metamorfizmaya uğrar ve bu şekilde metamorfik kayaçları oluşturur. Bunlar dönüşüyor. Mesela granit derinlik kayacıdır, gnaysa dönüşür. Kum taşı fiziksel tortul kayaçtır, kuvarsa dönüşür. Kil taşı fiziksel tortul kayaçtır, şiste dönüşür. Kalker organik tortul kayaçtır ve bu da mermere dönüşür diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Şimdi geldik İç kuvvetlere. İç kuvvetler yerin şekillenmesinde etkili olan kuvvetlerdir ve bu kuvvetler kaynağını nereden alacaktır derseniz mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketlerden alır. Tekrar söylüyorum. İç kuvvetler yerin şekillenmesinde etkili birinci kuvvetlerdir ve bu kuvvetlerin kaynağı mantoda meydana gelen
konveksiyonel hareketlerdir. Burada 4 tane iç kuvvetten bahsediyoruz. Bunlardan birincisi dağ oluşumu orojenez. Ve burada antiklinal, senklinal, horst ve graben dediğimiz 4 tane önemli yer şekli oluşuyordu, değil mi? Nasıldı bunlar? Hemen şöyle hatırla. Şöyle bir kıvrım dağım varsa, kıvrım dağımın yukarıda kalan kısmı ve aşağıda kalan kısmı antiklinal, senklinal. Devam ediyorum. Kırıklı dağım oluştuğu zaman da yukarıda kalan kısımlarımız horst, aşağıda kalan kısımlarımız ise grabendi. Ve bu dağ oluşumundaki en önemli bilmemiz gerekenlerden bir tanesi Alp Himalaya orojeneziydi. O Avrupa'daki Alpler ile Asya'daki Himalayalar oluşmuştu ve Türkiye'de bu coğrafyanın tam ortasında yer alıyordu diyebiliriz. Onun dışında deprem yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılar salınımlardı ve depremi ölçen alet sismograf, depremi inceleyen bilim dalı da sismolojiydi. 3 çeşit deprem vardı hatırlayın. Bunlardan bir tanesi yıkıcı etkisinin en fazla olduğu deprem tektonik, bir diğeri çökme ya da çöküntü depremi, bir diğeri ise volkanik depremler olarak ifade edilmekteydi diyebiliriz. Ve bununla birlikte levha sınırlarında deprem tehlikesinin de yüksek olduğunu unutmamak gerekir. Bununla birlikte volkanizmaya geldiğimizde yerin altındaki kızgın magmanın ya yeryüzüne, o zaman yüzey volkanizması oldu diyordu, ya da yeryüzeyine yakın yerlerde, o zaman da ne oluşturuyordu? Derinlik volkanizmasını oluşturuyordu. Derinlik volkanizması sonucunda batolit, dike, lakolit ve sil gibi şekiller oluşurdu. Batolit büyük küppemsi yapı, lakolit mantara benzeyen yapı, dike dik, sil ise yatay yapı olarak ifade edilmekte. Yüzey volkanizmasında ise krater, o lavın çıktığı ağız kısım. Krater patladığında geniş bir çukurluk, kaldera. Eğer ki patlama volkanik arazinin çevresinde olur ve çukurluklar meydana gelirse maar. Volkan konisi ise volkanik dağın tamamına verdiğimiz isim olarak ifade edilmekteydi. Bir de toz tabakaları vardı, tüfler ve bunlar bazaltlarla birleştiğinde neleri oluşturuyordu aşınmayla birlikte? Peri bacalarını oluşturmaktaydı diyebiliriz. Kıta oluşumunda şunu unutmamak lazım epirojenezde. Transgresyon ve regresyon olaylarını. Transgresyon, transit gittiden deniz ilerledi. Denizin ilerlemesi için karanın ne yapması lazım? Alçalması lazım. Regresyon, R yaptı. Deniz ne yaptı? Çekildi. Denizin çekilebilmesi için de karanın yükselmesi lazım. Ve bizim bu parçalarımız vardı ya, litosferi oluşturan parçalar, magma, yani mantodaki magma üzerinde bir dengede duruyor ve biz bu dengeye izostatik denge diyorduk, hatırlayalım. Ve izostatik dengeyi bazı durumlar bozabilirdi. Aşınma faaliyetleri, birikme faaliyetleri, volkanizma faaliyetleri, buzullaşma faaliyetleri ya da küresel ısınmayla birlikte buzulların erimesi dengeyi bozar. Denge bozulduğunda ya bura yükselecektir, yükseldiğinde deniz kenarındaysa regresyon oluyor, ya bu kara kütlesi alçalacak, alçaldığında deniz ilerliyor ve transit gidiyor. Transgresyon olayı yaşanıyordu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi bu kısımdaki iç kuvvetler kısmına. Şuraya şöyle birinci ünite, hemen şöyle de şuraya doğal sistemler diye bunu da söyleyeyim. Çünkü bu göreceğimiz yazılıdaki tüm kısımlar doğal sistemlerin içerisindedir diyebiliriz. Tamam mı? İç kuvvetleri böyle söyledik. Kayaçları üçe ayırdık söyledik. Türkiye'de iç kuvvetler dediğimizde dağ oluşumunda kuzeyde ve güneyde kıvrım dağlarımız yer almaktı. Yani güneydeki Toros dağları ile kuzeydeki Kuzey Anadolu dağları kıvrım dağlardır. Batı Anadolu'da ise kırık dağlar yer almaktadır diyebiliriz. Bununla birlikte deprem dediğimizde Türkiye genç oluşumlu bir ülke olduğu için deprem tehlikesi yüksek bir ülkedir. Ve bununla birlikte Kuzey Anadolu fay hattı batıda ta Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu bölgesine kadar gider. Doğuda ya da güneyde Doğu Anadolu fay hattı Hatay'dan sokulup de Doğu Anadolu bölgesine kadar gider. Bir de Batı Anadolu'da Ege bölgesinin bulunduğu alanda bu Horst Graben sistemlerine bağlı olarak Batı Anadolu fay hattı yer almaktadır diyebiliriz. Geldik şimdi dış kuvvetlere. Bak burada dış kuvvetlerle ilgili ifadelerde şunlara dikkat edeceksin ve bu bittikten sonra şunu da yapacaksın. Rüzgarlar diyeceksin. Eline bir tane
Kağıt al, defter yaprağı, ıvır zıvır, nasıl rahat edersin. Nerede etkili olduğunu yaz. Rüzgarlar nerede etkiliydi? Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde etkiliydi. Rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri var mı? Var. Rüzgarların oluşturmuş olduğu aşınım şekilleri, rüzgarların oluşturmuş olduğu birikim şekilleri. Birikim diye şuraya da yazayım. Aşınım şekillerinde mesela tafoni vardı, delikli yapı. Onun dışında mantar kaya vardı. Onun dışında çöl kaldırımı ya da hamada vardı. Ve onun dışında sevgili arkadaşlar bir de yardanklar vardı, tamam mı? Bunu böyle kavram haritası şeklinde yazdın mı? Birikim şekillerine geç. Mesela hilal şeklindeki birikim kumulları, barkanlar, rüzgarların hızının azaldığı ya da herhangi bir engelle karşılaştığı alanda taşıdığı malzemeleri biriktirdiği kum depoları, kumullar vardı. Bir de rüzgarların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği toprak tipleri vardı. Biz bu toprak tiplerine de löz diyorduk arkadaşlar. O zaman ne yapıyorsun bu video bittikten sonra? Hemen defter yaprağını alıyorsun. Rüzgarları böyle güzel güzel yapıyorsun. Akarsuları böyle güzel güzel yazıyorsun. Buzulları yazıyorsun. Dalga akıntıları yazıyorsun. Kıyı tiplerini yazıyorsun. Hepsini kavram haritası şeklinde göreceksin. Zaten sana öğretmenin dış kuvvetlerle ilgili bir soru sorduğunda bu soru şöyle olacak. Rüzgarların oluşturmuş olduğu yer şekilleri nelerdir yazınız diyecek. Sen hemen ya ben bunu zaten biliyorum diyeceksin. Rüzgarlar altına yaz, ekstra bilgi. Göz çıkarmaz. Kurak yarı kurak iklim bölgelerinde etkilidir de rüzgarların oluşturmuş olduğu al sola aşınım şekli, al sağ birikim şekli, oh cıncık gibi bir cevap oldu ve tam puan aldın. Dış kuvvetler gene yerin şekillenmesinde etkili kuvvetlerdir. İç kuvvetler ortama mesela yeni bir şekil çıkardı ya, dış kuvvetler bunu parçalıyor, ufalıyor. Ve dış kuvvetler kaynağını güneşten almaktadır. Rüzgarlar unutma kurak, yarı kurak iklim bölgelerinde. Akarsular dünyanın büyük bir bölümünde ve ekstra diyorum ki yerin şekillenmesindeki en etkili dış kuvvetimiz bizim akarsulardır. Buzullar soğuk iklim bölgelerinde ya da dağların yüksek kesimlerinde, dalgalar kıyıların şekillenmesinde, karstik şekiller ise karstik arazilerde etkilidir diyebiliriz. Bak tekrar söylüyorum. Bunlar genel itibariyle arkadaşlar soru anlamında karşınıza geldiğinde siz kavram haritasını güzel bir şekilde öğrenirseniz soruyu da daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. O zaman şu konu özeti kısmı çok uzatmayalım. Ha oldu ki mesela buralarda eksiklerin var. Ya ben dış kuvvet tam biliyorum ama akarsu biraz böyle oturmadı diyebilirsin. Hemen ne yapıyorsun? Önceki haftalarda yayınlamış olduğumuz videolar içerisinde akarsular kısmını buluyorsun. Oradan seri bir şekilde o videoyu izleyip güzel notlarını çıkarıyorsun. Sonra tekrar bu kısma geliyorsun diyelim. Birincisi, magmatik kayaçlar kaça ayrılır açıklayınız demiş. Gelin biz şöyle hepsini bir gösterelim. Kayaç dediğimiz bir ya da birkaç mineralin doğal bir çimento yardımıyla birleşme sonucunda oluşmuş sert kütleydi. Mesela kayaçları bize ekstra olarak böyle bir soru da gelebilir. Mesela der ki öğretmeni, kayaçları kullanım alanlarına göre söyleyiniz der. Eski dönemlerde mesela tekerleğin icadıyla birlikte ulaşımda kullanmışız. Yolların yapımında kullanmışız. Evlerin yapı malzemesi olarak kullanmışız. Savaş aleti olarak, kesici ve delici alet olarak kayaçları kullanmışız. Surların yapımında gene kayaçları kullanıyoruz. Böyle ileriye doğru geldiğimizde enerji kaynağı anlamında kayaçları kullanmaktayız. Evlerde yapı malzemesi olarak, süs eşyası olarak biz gene kayaçları kullanabilmekteyiz. Kayaçları oluşum itibariyle hemen şöyle aldım. Magmatik kayaçlar diye birinci ölçekte ayıracağım. Magmatik kayaçlar neydi? Magmanın soğuduğu yere göre ikiye ayrılmaktaydı. Bunlardan birincisi, magma yeryüzeyine yakın yerlere sokulup soğursa derinlik, yani volkanizması oluyor ve burada derinlik kayaçlarını oluşturuyor. İkincisi, magma yeryüzeyine çıkıp soğursa da bu sefer de yüzey kayaçlarını oluşturmakta. Peki bu derinlik kayaçlarında batolit, dike, lakolit, sil gibi şekiller derinlik volkanizmasıyla oluşuyordu ya. Burada granit, siyenit, diorit ve gabbro. Hemen şöyle yazıyorum. Granit, siyenit, diorit ve gabbro derinlik kayaçları olarak ifade edilmekte. Peki yüzey kayaçlarına geldiğimizde bazalt vardı, andezit vardı, obsidiyen volkan camı vardı, obsidiyen diye yazalım ve bir de şöyle şuraya tüfü yazabiliriz. Oldu ki öğretmenin sana magmatik kayaçlar kaça ayrılır? Hemen bunu yapabilirsin. Dersin ki magmatik kayaçlar magmanın soğuduğu yere göre ikiye ayrılır.
Eğer ki magma yeryüzeyine yakın yerlere sokulup soğursa, derinlik kayaçları, magma yeryüzeyine çıkıp soğursa da yüzey kayaçlarını oluşturacaktı. Ve derinlik kayaçlarıyla birlikte granit, siyenit, diorit, gabbro, yüzey kayaçlarında bazalt, andezit, obsidyen ve tüf oluşmaktaydı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İkinci kısım, benim nelerim vardı? Bir de tortul ya da diğer ismiyle sedimenter kayaçlarım vardı. Bu kayaçların oluşmasında kim etkilidir dersek, dış kuvvetler. Arazideki malzemeleri aşındırıyor, taşıyor, herhangi bir alanda biriktiriyor. Ve tortul kayaçlar, unutmayalım, tabakalı bir yapı gösterir ve bünyelerinde fosil barındırır. Bak, magmatik kayaçların fosil barındırma ihtimali yoktur. Ama bu kayaçlar, magmatik kayaçlar, aşınmaya karşı dirençli kayaçlardır. Ve bizim tortul kayaçlarımız oluşum özellikleri bakımından üçe ayrılacaktır. Bunlardan birincisi fiziksel tortul kayaçlar, ikincisi kimyasal tortul kayaçlar, üçüncüsü ise organik tortul kayaçlar olarak ifade edilmektedir. Fiziksel tortul kayaçlarda kum taşı, çakıl taşı, kil taşı, kimyasal tortul kayaçta kireç taşı, kalker, alçı taşı, jips, kaya tuzu diyebiliriz. Organik tortul kayaçta taş kömürü, linyit, turba, antrasiti söyleyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Ve üçüncü kayaç grubum ise neydi benim? Metamorfik kayaçlardı. Şuraya şöyle metamorfik kayaç diyorum. Yani benim buradaki magmatik ve tortul kayaçlarım yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğrar. Bu değişime biz metamorfizma ve bu olay sonucunda oluşan kayaca da metamorfik kayaç diyeceğiz. Nasıl? Granit ne tür bir kayaçmış? Sola bakıyorum, derinlik kayacı. Metamorfizmaya uğradığı zaman gnaysa, kum taşı ne tür bir kayaç? Fiziksel tortul, kuvarsa. Kil taşı ne tür bir kayaç? Gene fiziksel tortul, şiste. Ve kalker ne tür bir kayaç? Kimyasal tortul ve bu da mermere dönüşmektedir diyebiliriz. Bunları granit, gnays, kum taşı, kuvars, kil taşı, şist, kalker, mermer buradan öğrenebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik, yerin katmanlarını şekil çizerek açıklayınız. Bak şunu unutma. Ben buradan banko bir soru bekliyorum. Ya bu soru magmatik kayaçlar kaça ayrılır yazınız. Ya bu soru tortul kayaçlar kaça ayrılır örnek vererek yazınız. Ya da metamorfizma nedir? Magmatik ve tortul kayaçların sıcaklık basınç altında uğradığı değişim metamorfizmadır. Ve bu olay sonucunda metamorfik kayaçlar oluşur. Metamorfik kayaçlara örnekler veriniz gibi bir soru gelecektir karşınıza. Bu da gelir. Eğer ki öğretmenin şekil çiziyor ve şekle ciddi anlamda önem veriyorsa böyle bir soruyu zorlayıcı anlamda sizin karşınıza çıkarabilir. Ama biz gene yapacağız ya, rahat olun, bizde bu iş. Şimdi yerin katmanlarını gelin hep birlikte şekil çizerek şöyle güzel bir şekilde tekrar etmiş olalım sevgili arkadaşlar. Şöyle ben çizdim. Yerin en ince katmanı kimdi? Litosferdi. Litosferin diğer ismi neydi? Yer kabuğuydu. 0 metreden başladığımda ortalama kalınlığım 33 kilometre olarak karşıma çıkmaktaydı. Peki şimdi litosfere baktığımızda, şuraya da şöyle bir alan çizelim. Litosfere baktığımızda litosfer özellik anlamında farklı iki katmana dönüşmekteydi. Peki bu katmanlar kimdi dersek, bu katmanlardan birincisi şu alandaki siyal, diğeri ise sima olarak karşımıza çıkmaktaydı. Siyalin yoğunluğu 2.7 gram bölü santimetre küp, simanın yoğunluğu ise 3,3 gram bölü santimetre küp olarak ifade edilmekte. Siyal silisyum ve alüminyum, sima ise silisyum ve magnezyum olarak ifade edilmekte. Siyal kıtasal, sima ise okyanusal kabuk olarak ifade edilebilir. Şunu unutmayalım, yer hacminin en fazla olduğu katmanımız manto katmanıdır. Ortalama yoğunluğumuz 5-6 gram bölü santimetre küptür. Mantonun, burada da önemli ifade bu, mantonun içerisinde kızgın akışkan bir fokurdayan ve yukarıya çıkmak isteyen ne var? Bir magma var arkadaşlar. Manto ile litosferin birbirine yakın olduğu şu alana ise biz astenosfer diyorduk. Mantodaki en önemli şey ısınan magmanın yukarıya doğru yükselip litosfere çarpması. Yani bu olay konveksiyonel
hareketlerdir arkadaşlar. Tekrar ifade ediyorum. Isınan havanın yükselmesiyle birlikte o magmamız litosferimize çarpacaktır. Konveksiyonel hareketler bu anlamda genel itibariyle iç kuvvetlerin kaynağını oluşturmasında etkilidir diyebiliriz. Ve 33 kilometreden başlayıp 2900 kilometreye kadar uzanır. Yerin en sıcak ve en kalın, en yoğun katmanı 6378 kilometre kalınlığa sahip. Kimdir bu? Çekirdektir arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Bu da bizim için önemli bir ifadedir. Ve çekirdek katmanına biz genel itibariyle nife katmanı da demekteyiz. Bunun temel sebebi bünyesinde bol miktarda nikel ve aynı zamanda bol miktarda demirin olmasıdır diyebiliyoruz. Tamam mı çocuklar? Bunu da unutmamış olalım. Bu da bizim için önemli. Ve yeryüzünden yerin derinliklerine doğru gittiğimizde bir yoğunluğumuz artış gösterir. Basıncımız artış gösterir. Yer çekimimiz artış gösterir. Ve sıcaklığımız da artış gösterir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik. Levha sınırları yerin en hareketli alanları değil mi? Bu hareketli alanlarda neler yaygın görülür derse. 1. Depremler yaygın bir şekilde görülür. 2. Volkanizma faaliyetleri yaygın bir şekilde görülür. 3. Depremler yaygın bir şekilde görülür dedik. Sıcak su kaynakları da yaygın bir şekilde görülecektir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Burayı da böyle ifade etmiş olalım. Geldik bir diğer soru. Jeolojik zamanlarla ilgili. Buradan bir soru illaki karşımıza gelecek. Ha bu paleozoik olur, ha bu mesozoik olur, ha tersiyer olur, ha kuaterner yani senozoik olur, biri olacaktır. Ben demişim ki sizin için paleozoikte meydana gelen durumları yazınız demiş. Şimdi bak, paleozoik döneme geldiğimizde dünya tek bir kara kütlesi ve bu kara kütlesine biz Pangea diyoruz. Yani süper kıta. Pangea'yı çevreleyen ne var? Bir okyanus var. Bu okyanusun ismi nedir derseniz Pantalassa Okyanusu olarak ifade edilmekte. Ve bu dönemde iki tane önemli orojenez dediğimiz dağ oluşumu var. Bak orojenez neydi? Dağ oluşumuydu. Bunlardan bir tanesi birinci jeolojik zamanın başında yani Kaledonyen orojenezi. Bir diğeri ise birinci jeolojik zamanın sonunda yani Hersiniyen orojenezi olarak ifade edilmekte. Ve bu dönemde Karbonifer devrinde dünya ölçeğinde taş kömürü yatakları oluşmuştur. Ben bu dönemde taş kömürü yataklarının oluştuğunu söylüyorsam doğal olarak nerenin de oluşmasını bekleyeceğim? Tabii ki de Zonguldak ve çevresinin de oluşmasını bekleyeceğim. Ve bu dönemdeki oluşan arazilere biz masif arazi diyoruz. Tekrar söylüyorum. Birinci jeolojik zaman yaşlı araziler masif araziler olarak ifade edilmekte. Bizim ülkemizde Yıldız Dağları, Menteşe Saruhan, onun dışında Antalya, Alanya, Bingöl, hatta Bitlis, Pötürge'de, şöyle Pötürge diye de yazalım, Mardin ve Kırşehir bu dönemdeki oluşmuş masif arazileri örnek olarak verebileceğimiz alanlardır diyebiliriz. Orojenez nedir? Orojenez sonucu meydana gelen şekilleri yazınız. Nasıl yazacaksın bunu? Şuraya şöyle güzelce önce orojenez diye yazıyorsun. Sonra diyorsun ki burada oro dediğimiz kısım da, jenez dediğimiz kısım ise oluşumdur. O zaman orojenez dediğimiz neymiş? Da oluşumuymuş. Orojenez sonucunda meydana gelen şekilleri yazınız diyor. Hemen şöyle orojenez sonucunda meydana gelen şekilleri yazdığımızda birincisi levhaların hareketiyle birlikte sıkışma sonucunda malzemelerin kıvrılmasıyla birlikte oluşan kıvrım orojenizdir. Antiklinal ve senklinal dediğimiz şekiller meydana gelmektedir. Gene sıkışmayla birlikte meydana gelmiş ama bu sefer kırılıp çökmeyle birlikte oluşmuş şekillerimizdir. Bunlar da nelerdir dersek bunlar da kırık dağlar ya da kırık orojenezi olarak ifade edilmektedir diyebiliriz. Ve şunu unutmayalım. Kıvrım orojenezi sonucunda antiklinal ve senklinal dediğimiz kavramlar oluyor. Bunu unutmayalım. Kırık orojenezi sonucunda ise Horst ve Graben dediğimiz
şekiller meydana geliyor diyebiliriz. Bizim ülkemizde kuzeyde ve güneydeki dağlarımız nedir arkadaşlar? Kıvrım orojenizi, batıdaki dağlarımız ise kırık orojeniz sonucunda meydana gelmiştir diyebiliriz. Geldi şimdi. Bak ne dedim bu konuyu anlatırken? Sen ne yapıyorsun? Dış kuvvetleri kavram haritası şeklinde şöyle köşeye yazıyorsun, tamam mı? Onları ezberliyorsun. Kafan rahat bir şekilde sınava giriyorsun. Ya bu kadar basit. Karstik araziler bir yerde oluşuyorsa orada kimyasal tortul kayaçlar vardır. Ya özellikle kalker vardır. Diğer ismiyle bu kireç taşıdır. Bununla birlikte ya jips vardır. Bunun diğer ismi alçı taşıdır. Ya da arkadaşlar genel itibariyle kaya tuzu vardır. Özellikle kalkerler, yani kireç taşları üzerinde oluşan karstik yer şekillerini biz çok daha güzel bir şekilde görebilmekteyiz. Biz burada karstik şekilleri, aşınım şekilleri olmak üzere ve birikim şekilleri olmak üzere ikiye ayıracağız. Öğretmenin banko buradan bir soru soracak. Ya rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri nelerdir yazınız. Ya karstik arazilerde oluşan yeryüzü şekilleri nelerdir yazınız. Ya da akarsuların oluşturduğu yeryüzü şekillerini yazınız diyecek. Ben burada karstik arazilerin aşınım şekillerine baktığımda, karstik arazideki en küçük aşınım şeklimiz lapya. Lapyalar zamanla genişliyor dolinleri. Dolinler zamanla genişliyor uvalaları. Uvalalar zamanla genişliyor polyeleri oluşturuyor diyebiliriz. Lapya'dan sonrası doğru da lapya'yı da buraya alıp gidelim ya, bir şey olmaz. Lapya, dolin, uvala, polye. Lapya, dolin, uvala, polye diyoruz. Onun dışında mağaralar var. Obruklar vardı değil mi? Obruklar ne oluyordu? Orada hop çat diye şöyle göçüyordu. Bir de kanyon vadiler var. Lapya, dolin, uvala, polye, mağara, obruk aşınım şekilleri. Birikimler. Yerin altındaki birikimler, mağaralardaki birikimler, tavanda varsa sarkıt, tabanda varsa dikit, bunlar birleşiyorsa da sütunları oluşturuyordu. Bir de yeryüzünde birikimler vardı, travertenlerdi diyebiliriz arkadaşlar. Bak bura birinizin karşına gelecek. O yüzden bunları böyle kavram haritası şeklinde çalışırsan senin işin daha da kolaylaşır diyebiliriz. Bakarsın ya karşı, şöyle durdun bakıyorsun. Karstik araziler, hemen şöyle hatırla. Karstik arazi, burada kireç taşı vardı, kalkerdi. Jips alçı taşıydı. Bir de kaya tuzu vardı. Aşınım şekilleri, hemen şöyle kavram haritasını kafanda getir, o görsel hafızanla getir. Lapya, dolin, uvala, polye. Lapya, dolin, uvala, polye oradaydı. Bir de mağaralar, obruklar vardı. Birikimde mağaralarda ne vardı? Tavan kısmında sarkıyor sarkıt, tabanda birikti dikiliyor dikit, onlar birleşince de sütunlar oluşuyordu. Yeryüzündeki şekli ise traverten olarak ifade edilmekteydi diyebiliriz arkadaşlar. Ah geldik gene, bak ben sizin için yapıyorum bunlar. Akarsular yerin şekillenmesindeki en geniş etki alanına sahip dış kuvvetlerdi. Bak burası biraz uzun, gözünü kırpma, nefes alma, buraya bak. Akarsular, birincisi akarsuların oluşturmuş olduğu aşınım şekilleri. Bunlardan birincisi vadilerdir. Vadiler, çentik vadi. Arazinin eğimli olduğu alanda V profilli vadilerdi. Boğaz vadi, sıra dağları enine kesip U profilli vadilerdi. Kanyon vadi, tortul arazilerde oluşan vadiydi. Asimetrik vadi, bir yamaç böyle bir yamaç, ona göre daha eğik daha dik, öyleydi. Bir de geniş tabanlı vadiler, eğimin azaldığı alanlarda oluşan vadilerdi diyebiliriz. Onun dışında dev kazanı arkadaşlar. Akarsuların bir eğim kırıklığından aşağıya doğru düşmesiyle birlikte şelaleler oluşur. Şelalelerin düştüğü alanlarda bir çukurluk meydana gelir ve biz bu çukurluğa dev kazanı diyoruz. Hatta orada hop atlayıp yüzersin. Harika da olur, tavsiye ederim. Yüzme biliyorsan. Devam ettik bir diğerim. Şimdi vadi dedik, dev kazanı dedik. Plato vardı, plato. Akarsular tarafından derince yarılmış, çevresine göre yüksekte yer alan düzlükler. Peneplen, yonttu düzeltti. Yontuk düz, plato, peneplen, peri bacası diyorum şuraya arkadaşlar. Bir de bitki örtüsünden yoksun alanlarda arazinin aşındırılmasıyla birlikte Badlands, kötü arazi, kırgı bayır. Onu da şöyle Badlands diye yazalım, kötü arazi diye ifade ediyoruz. Tamam, kırgı bayır, Badlands, kötü arazi. Şunları da şöyle aldım ikisini bir. Geldim. Akarsuların oluşturmuş olduğu birikim şekillerine. Birikim şekillerinde kim var? Öncelikle koni şeklinde birikimler vardı. Birikinti,
konisiydi bu, değil mi? Birikinti konileri genişler ve iki tanesi birbiriyle birleşirse bu sefer de neyi oluşturuyordu? Birikinti yelpazesini oluşturuyordu. Bunlar birleşince de dağ eteği ovasını oluşturmaktaydı diyebiliriz. Dağın içinde birikimler varsa bunlar dağ içi ovalarını oluşturuyordu. Irmağın içerisinde herhangi bir yerde birikim varsa bunlar ırmak adalarını oluşturmaktaydı. Akarsular eğer ki denize ulaştırdığı malzemeleri deniz kıyısında biriktirirse de delta ovalarını oluşturmaktaydı ve bizim ülkemizde kuzeyde Çarşambaba Bafra, güneyde Çukurova, batıda Gediz, Bakırçay, Küçük Büyük Menderes'in bulunduğu alanlarda birçok delta ovası yer almaktaydı diyebiliriz ve delta ovasının bir yerde oluşabilmesi için gelgitkenliğinin düşük olması lazım. Kıyının sığ olması lazım. Güçlü bir dalganın olmaması lazım. Akarsuyun bol miktarda malzeme getirmesi lazım arkadaşlar. Bir de akarsuların oluşturmuş olduğu aşınımla beraber birikim şekilleri de var. Yani hem aşınım hem birikim şekilleri var. Kimdir bunlar dersek arkadaşlar? Bir, Menderes diğer ismiyle büklümdür. Taraça diğer ismiyle sekidir. Taraça basamaklı yapıydı. Burada epirojenez de etkili. Menderes böyle bükülüp gidecek. Eğimin azaldığı alanlarda oluşmuş yeryüzü şekilleri olarak ifade edilir. Rüzgarların etkili olduğu yerleri yazınız demiş. Rüzgarlar nerede etkili? Rüzgarlar bir, kurak iklim bölgeleri ya da yarı kurak iklim bölgelerinde etkilidir. Mesela kurak iklim bölgesi dediğimiz çöl alanlarını düşünebilirsiniz. Dünya ölçeğinde Afrika'nın kuzeyi, Arap Yarımadası, Orta Asya, Avustralya'nın iç kısmı, Kuzey Amerika'nın iç kısımları rüzgarların etkili olduğu alanlar içerisindedir. Bir de yarı kurak iklim bölgesi dediğimiz zaman karasal iklimi düşünebiliriz. Mesela Anadolu coğrafyasında İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi rüzgarların etki alanının önemli olduğu alanlardı. Ve diyor ki rüzgarlar sonucunda oluşan şekiller nelerdir? Gene al kavram haritasını, rüzgarların oluşturmuş olduğu aşınım şekilleri de rüzgarların oluşturmuş olduğu birikim şekilleri diye şöyle yazalım. Aşınım şekillerinden birincisi tafoni, o delikli yapıydı değil mi, hatırla. Onun dışında ne vardı burada mesela? Mantar kaya vardı, mantara benzeyen bir şekil. Oluk şeklindeki aşınım düzlüklerini biz yardank diyorduk. Bununla birlikte arkadaşlar bir de ne vardı? Çöl kaldırımı ya da diğer ismiyle hamada vardı diyebiliriz. Birikim şekillerinde peki kimler vardı? Kumullar değil mi? Rüzgarın hızının azaldığı ya da herhangi bir engelle karşılaştığı alanda o taşıdığı malzemeleri biriktirmesiyle birlikte oluşmuş kum tepeleri. Barkanlar, hilal şeklindeki birikim kumulları. Lösler, rüzgarlarını aşındırıp taşıyıp biriktirdiği toprak tipleridir. Bak karşınıza banko diyorum ya, böyle bir şey yok. Ya rüzgar gelecek, ya karstik gelecek, ya akarsu gelecek. Bunlardan birini mutlaka soracaktır. Diyecek rüzgarların etkili olduğu alanları yazınız, oluşan yer şekillerini yazınız. Ya da buzulların etki alanlarını yazınız, oluşturduğu yeryüzü şekillerini yazınız. Akarsuları birini mutlaka soracak. Volkanizma sonucu oluşan yeryüzü şekilleri nelerdir demişim. Şimdi yerin altında kızgın, akışkan bir malzememiz var. Bu malzeme yer yüzeyine çıkmak istiyor ve yer yüzeyine ya yakın alanlarda ya da yer yüzeyinde soğumasıyla birlikte arkadaşlar neyi oluşturuyor? Volkanizma faaliyetlerini oluşturuyor. Hemen şöyle şuraya bir arazi çizmemiz gerekirse, şöyle ben çiziyorum, hop bunu da şuradan almış olalım. Bak şimdi şurası yerin altı mı? Yerin alt kısmı, bunu böyle gösterdim. Şurası yüzey midir? Evet, kesinlikle. Şöyle de yapıyorum. Şuraya da şöyle yüzeyi gösterdik. Şimdi arkadaşlar bak, kırmızı kalemimi alıyorum. Hatta şuradan şöyle alttakini kırmızıya boyayalım. Şimdi eğer ki bu yerin altındaki kızgın akışkan magma var ya, yer yüzeyine çıkamayıp yer yüzeyine yakın yerlere sokulup soğursa burada derinlik volkanizmalarını oluşturacaktır. Ama bu magma geldi buradan şu çatlak alandan şöyle yukarıya çıktı ve bu alanda soğudu, şöyle akışını sürdürdü. Bu alanda şöyle akışını sürdürdü. Yüzeyde bir soğuma yaşanırsa bu sefer de yüzey volkanizmasını oluşturacaktır diyebiliriz. O zaman volkanizma magmanın soğuduğu yere göre ikiye ayrılıyor. Derinlik volkanizmasında eğer büyük şöyle kubbemsi bir yapı oluşursa biz bu yapıya batolit diyoruz. Eğer ki bu yapı şöyle gelir ve sokulur, mantara benzeyen bir şekil alırsa, bak mantara benzeyen bir şekil alırsa buna da biz lakolit diyoruz.
Bununla birlikte tabakaların arasına şöyle dik bir şekilde sokulan magma varsa dike, tabakaların arasına şöyle yatay bir şekilde sokulan magma varsa buna da sil diyeceğiz. O zaman derinlik volkanizması sonucunda batolit, sil, lakolit, dike gibi şekiller oluşmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki şimdi geldik yüzey volkanizma sonucunda oluşmuş yeryüzü şekilleri nelerdir derseniz şöyle hop biraz daha şekilli şüküllü yapalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada magma yeryüzeyine çıktı mı? Çıktı. Magmanın yeryüzeyine çıkmasıyla birlikte atmosferde bir toz tabakası olur. Biz bu toz tabakasına tüf diyeceğiz. Bu toz tabakasının içerisinde şöyle irili ufaklı bak büyüklü küçüklü taş parçaları, kaya parçaları olur hemen soğumayla birlikte. Bunların küçüklerine biz lapilli diyeceğiz bu taşların. Büyüklerine ise volkan bombası diyeceğiz. Bunların insanlara gelmesiyle birlikte de arkadaşlar ne oluyor? Hayatlarını kaybedebiliyorlar. Burada bir volkanik dağ görüyorum. Tam şu gördünüz mü arkadaşlar? Bu volkan konisi olarak geçer. Volkanik dağın tamamına verdiğimiz isimdir. Bu lavın şuradan çıktığı ağız kısmı var ya bu kraterdir. Zamanla bu krater patladı. Atıyorum patladı. Ve şu alanda şöyle hop geldi. Şöyle çok geniş bir çukurluk oluşturdu. Bak krater patladı. Şuradan şöyle patladığında şöyle çok geniş bir çukurluk oluştursun. Bu çukurluğa biz kaldera diyeceğiz. Eğer ki çukurluklar volkanik arazinin çevresinde meydana gelirse şöyle. Bak şurada mesela bir çukurluk görebilmekteyiz. Bu çukurluğa da biz mağar çukurluğu diyeceğiz. O zaman yüzey volkanizmasıyla birlikte etrafa lavlar gidiyor mu? Gidiyor. Tüfler gidiyor mu? Gidiyor. Lapilli volkan bombaları var mı? Var. Volkanik arazinin tamamı volkan konisidir. Kraterdir. Patlamayla birlikte krater çöker ve geniş bir çukurluk oluşturursa kalderadır. Çukurluk eğer ki volkanik arazinin çevresinde meydana gelirse bu sefer de mağardır diyebiliriz arkadaşlar. Başkalaşım kayaçlarına örnek veriniz demişiz. Yani bizim öncelikle bu başkalaşım metamorfizma nedir dersek. Bizim arkadaşlarım tortul kayaçlarımız var. Bir de magmatik kayaçlarımız var. Eğer ki bu tortul ve magmatik kayaçlar magmaya yakın alanlarda yüksek sıcaklık ve yüksek basınca maruz kalırsa bu olaya biz metamorfizma, şuraya şöyle yazayım. Bu olay sonucunda oluşan kayaçlara ise metamorfik kayaç diyeceğiz. Tekrar söylüyorum metamorfik kayaç nasıl oluşuyormuş? Bizim iki tane kayacımız var mıydı? Tortul ve magmatik kayaçlarımız. Yüksek sıcaklık ve yüksek basınca maruz kalırsa bu olay metamorfizmadır. Ve bu olay sonucunda oluşan kayaçlar metamorfik kayaçlardır. Kimdir bunlar dersek? Granit var, kum taşı var. Hepsini teker teker güzel güzel yazacağım. Kil taşı var. Bir de kalker var. Şimdi bunlar ya tortul ya magmatik kayaç. Kimlermiş baktığımız zaman? Granit, siyenit, diorit, gabbro. Yani derinlik kayacı. Granitler yüksek sıcaklık ve basınç altında gnaysa. Kum taşı, kum taşı, kil taşı, çakıl taşı. Fiziksel tortul kayaç. Bunlar kuvarsa. Kil taşı gene fiziksel tortul kayaç. Bunlar şiste, kalker, kimyasal tortul kayaç ve bunlar da mermere dönüşmektedir diyebiliriz. Ah sana bunlar metamorfik kayaç, bunlar ya tortul ya da magmatik kayaçtır diyebiliriz. Şimdi kıyıların şekillenmesindeki en etkili dış kuvvetimiz tabii ki de dalga ve akıntılar. Ve buna bağlı olarak da dağların kıyıya uzanış doğrultusu, gelgitkenliğinin yüksek ya da düşük olması bu alanlarda farklı kıyı tiplerinin görülmesine neden olmuştur diyebiliriz. Mesela bizim ülkemizde enine kıyı tipi yaygın bir şekilde görülmektedir. Enine kıyı tipi bizim ülkemizde nerede görülüyor dersek Ege kıyılarında görülmekte. Karadeniz ve Akdeniz'de ise genel itibariyle boyuna kıyı tipi görülmekte. Hangisinde kıta sahanlığı geniş? Enine kıyı tipinde. Hangisinde kıyı ile iç kesim arasındaki iklimsel farklılık çok fazla? Boyuna kıyı tipinde. Hangisinde ulaşım kuzey güney doğrultusunda daha maliyetli ya da doğu batı doğrultusunda daha maliyetli dersek kıyı ile iç kesim arasında? Boyuna kıyı tipinde. Çünkü orada tünel ve köprüye ihtiyacımız var. Bu da ister istemez maliyetimizi artırmakta diyebiliriz. Onun dışında Riya tipi kıyılar var. İstanbul ve Çanakkale Boğazı. Onun dışında mesela Dalmatça kıyı tipi var. Antalya, Fenike, Kaş arasını söyleyebiliriz. Bazı kaynaklar
Bizim ülkemizde Haliç tipi kıyı geçmiş dönemde oluştuğu için var olarak alıyor ama ben buraya yazmayacağım sevgili arkadaşlar. Onun dışında mesela bizim ülkemizde hemen şöyle diyelim. Gelgitgenliği düşük olduğu için Haliç tipi kıyı yaygın görülmez. Fiyort tipi kıyı bizim ülkemizde gene yaygın görülmez. Skyer tipi kıyı gene bizim ülkemizde yaygın görülmez. Watt tipi kıyılarda bizim ülkemizde yaygın görülmez. Bak, Watt ve Haliç tipi kıyının yaygın görülmemesinin temel sebebi gelgitgenliğimizin düşük olmasıdır. Fiyort ve Skyer tipi kıyıların görülmemesinin temel sebebi de buzulların bizim ülkemizde kıyılarda etkili olmamasıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Onun dışında bizim ülkemizde kalanklı kıyı tipi aynı zamanda limanlı kıyı tipi de görülmektedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Bu MEB'in yayınlamış olduğu o örnek sorular kısmındaki senaryolar içerisinde bizim de sizlere ait hazırlamış olduğumuz güzel bir senaryo sorusu. Ne diyor soruda? Gel bir şöyle güzel güzel bakalım. Yukarıda Afrika kıtasını görebilmekteyiz ve Afrika kıtasının şu doğu kısmını görüyor musunuz? Doğu kısmına demiş ki ileriki süreçte ayrılacak ve şurada şöyle gene yeni farklı bir kara alanı oluşacaktır. Arada da bir deniz meydana gelecektir diyor. Ne diyor öncül ifadesine bakalım. Doğu Afrika Rift Vadisi tamamı 6400 kilometre uzunluğunda olan ve Doğu Afrika'dan Lübnan'daki Beka Vadisi'ne ve oradan da Türkiye'nin güneyindeki Amik Ovası'na kadar uzanan büyük rift sisteminin en büyük bölümünü oluşturuyor demiş. Güzel. Buna göre bu alanı oluşturan temel etken aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar Afrika'nın doğu kısmına baktığımızda burada birbirinden uzaklaşan iki tane levha var. Yani iki kıtasal levha burada birbirinden uzaklaşıyor ve burada Rift Vadisi'ni oluşturmakta. Bundan çok uzun yıllar sonra tabii ki de biz göremeyeceğiz ama bunun artık o görülen kısımları internet ortamında var. Yani Afrika'nın doğusu birbirinden ayrılıyor. Afrika'nın doğusu ayrılıyor diye o sosyal medya kısımlarına yazarsanız bunun videolarını ve görsellerini de görebilirsiniz. Ve bu alanda iki tane kıtasal levha ne yapmakta? Birbirinden uzaklaşmakta. Peki seçeneklere baktığımızda birinci seçenekte iki kıtasal levha yanal doğrultuda yer değiştirmekte. O zaman bu olmaz. B seçeneğine geldiğimizde iki levha birbirinden uzaklaşıyor ama burada ne var? İki tane okyanusal levha var. Bu da olmaz. Burada ise yaklaşma söz konusu. Bir kıtasal bir okyanusal levha. Bu da olmayacak. Burada ise iki kıtasal levha birbirine yaklaşmış. Bu da olmayacak ama D seçeneğine baktığımızda iki tane kıtasal levha birbirinden uzaklaşıyor ve şu ara kısımda Rift Vadisi'ni görebilmekteyiz ve bu işte tamamı 6400 kilometre olup bizim ülkemizdeki Amik Ovası'na kadar sokulan bu kısım iki tane kıtasal levhanın uzaklaşmasıyla birlikte meydana gelmiştir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde levha hareketlerine bağlı olarak Anadolu'nun bazı kesimlerinde kırılma sonucu Horst adı verilen dağlar oluşmuştur. Yani levhalar birbirini sıkıştırdığında sert olan malzemeler kırılıyor ve Horst dediğimiz yüksekte kalan alanları, Graben dediğimiz alçakta kalan alanları oluşturmakta. Bir de biriken malzemelerimiz esnek olduğunda bu alanda sıkışmayla birlikte bir kıvrılma yaşanıyor ve antiklinal senklinal sistemlerini oluşturmakta diyebiliriz. Ve diyor ki bu dağlar taylanmaya bağlı olarak çöken grabenlerin çevresinde yüksekte yer alan kütlelerdir. Aha da burayı gösteriyor. Türkiye haritasında işaretli alanlardan hangisinde bu duruma bağlı olarak meydana gelen dağlar yer almaktadır? Bunu biz kazma yutmuş bozayım olarak kodlayabiliriz. Kazdığı, Madra Dağı, Yunus Dağı, Boz Dağlar, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları. Bak Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunus Dağı, Boz Dağlar, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları. Kazma, yutmuş, boz, ayım diye bu kısmı kodlayabiliriz sevgili arkadaşlar. O zaman benim bu Horst Graben sistemlerini nerede gördüğümü söyleyebilirim. Batı Anadolu'da gördüğümü söyleyebilirim. Verilen alanlar içerisinde iki numaralı alan buranın içerisinde yer almakta mı? Tabii ki de evet. O zaman sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir diyebiliriz. Geldik şimdi çoktan seçmeli sorularımıza. Ürgüp Göreme çevresindeki peri bacalarının oluşumunda aşağıdaki kayaçlardan hangisi etkili olmuştur diyor. Şimdi ben şuraya şöyle
bir peri bacası çizersem tepesinde ne var? Siyah şöyle koyu bir kütle var. Bu kütle kimdir? Bazalttır. Altında ise ona nazaran daha açık renkte, o sarımtırak renkte bir kütle var. Bu kütle nedir dersek tüftür. O zaman peri bacalarının oluşumunda hem bazalt hem tüf etkilidir diyebiliriz. A, B, C, D, E'den baktığımda hemen gözüm E seçeneğinde tüfe gitti. Sorumuzun doğru cevabı. Geldik soruya. Yukarıdaki işaretli alanlardan hangisinde deprem tehlikesi diğerlerine göre daha yüksektir? Bak şimdi. O var ya, nefesini tut, gözünü şöyle aç, bana bak. Bana bir soruda deprem, volkanizma ile ilgili bir şey sorarsa dünya haritasında ne yapacağım biliyor musun? Şu Amerika'nın batısı var ya, Kuzey ve Güney Amerika'nın batısı. Orayı şöyle güzel güzel karı. Bak, batı kıyısını karalıyorsun, tamam mı? Allah aşkına şöyle yapma. Ben Amerika'yı karalı. Böyle karalama olur mu canım? Allah Allah. Ne yapıyorsun? Kıyıyı karalıyorsun. Devamında Atlas Okyanusu'nun ortasında şurada Allah'ını seven İzlanda'yı hemen buluyor. Tamam, küçük ada ha. Gidip de Grönland'ı. Aa, ben o ada buldum ama orası Grönland'mış. Burası İzlanda. Tamam mı? Küçük olan İzlanda. İzlanda'yı şöyle karalıyorsun. Aşağıya kadar iniyorsun. Burayı da böyle güzel güzel ben karaladım mı? Karaladım. Devam. Asya'nın doğusu. Kıyıyı şöyle karalıyorsun gene. Çok içeri taşmıyorsun. Şuradaki Malezya, Endonezya, Gine adalarını alıyorsun. Avustralya'yı değil, şu alanda şöyle Yeni Zelanda'yı alıp aşağıya doğru iniyorsun. Üç tane aşağı indik mi böyle? Türkiye'yi bul. Buldum. Türkiye burada. Şöyle zikzak yap. Çok aşağı inme. Çok aşağı inme. Sola doğru, batıya doğru git. Bir de sağa doğru git. Çok aşağı inme. Çok aşağı inme. Şöyle gel. İşaretledim mi? Ahanda I ve H harfi yaptım mı? Yaptım. Harfime temas eden bir yer varsa deprem tehlikesi yüksektir. Kim değdi? 2. E ama hocam 3'e de değdi diyenler varsa 3'ü numara anlamında şöyle yazarım. Ama işaretli yeri burasıdır sevgili arkadaşlar. Ona da dikkat etmenizde fayda var. İşaretli yerler bizim için önemli. Geldik sizinle bugünkü videomuzun sonuna. Biz elimizden geldiğince sizlerin yazılılarda yüksek alması için güzel çalışmalar, tekrarlar yaptık diyelim. Cevapları ödüllü sorunun mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Biz bir sonraki hafta ne yapacağız? Tabii ki de kaldığımız yerden güzel güzel bomba gibi devam edeceğiz. O zaman yorumlar kısmına yazılı bittikten sonra hocam çok güzel geçti, o ifadeleri bekliyorum diyelim. Hadi bakalım, yazılarınızda başarılar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.